Dünyanın en iyi oyunu deyince aklınıza ilk hangi oyun geliyor? Dünyanın en iyi oyunu sizce hangisi? Bu sorunun cevabı çok göreceli olsa da, kişiden kişiye göre değişse de kendini dünyaya kanıtlamış, kendisini en iyi dedirten bir oyun var. Bu oyun GTA 5 değil, Red Dead Redemption 2 değil, The Last of Us değil, The Witcher 3 de değil, God of War da değil. Şimdi diyeceksiniz ki birader olabilecek oyunları saydın zaten hangisi diyeceksiniz. Cevabı Baldur's Gate 3. Ama neye göre Baldur's Gate 3, kime göre Baldur's Gate 3 ona değineceğim. Bana soracak olursanız dünyanın en iyi oyunu RDR2'dir. Bir göz bebeği çünkü. Benim göz bebeğim. Uykusuz gecelerimin sebebi, sabahlamalarımın sebebi. Müzikleri indirip müzik zevkimi değiştiren oyunun ta kendisi. Hayatımda bazı noktalara değinen bir oyun. Kah ağladığım, kah güldüğüm bir oyun. Sizin göz bebeği oyununuz hangisi? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Baldur's Gate 3'ü oynadınız mı? Eğer oynadıysanız yorumlarda görüşlerinizi yazabilirsiniz. 2023'ün en iyi oyunu deniliyor. Eğer siz de 2023'ün en iyi oyunu olduğunu mu düşünüyorsunuz? O konuda da birazcık daha farklı taraflar var. Alan Wake 2 diyenler var. 2023'te birçok oyun çıkmıştı ama en gözdesi olan oyun Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2'ydi. Hatta ikisi birbiri arasında kıyasıya bir mücadele sergilemişti ama tabii ki kazanan Baldur's Gate 3 olmuştu. O zamandan bu zamana hala Baldur's Gate 3 oynanılıyor ve hala da konuşulmaya devam ediyor. Şimdi tarihin ve dünyanın en iyi oyunu neden Baldur's Gate 3 ona geliyorum. Baldur's Gate 3 tarihin en iyi oyunu oldu. Daha doğrusu en iyi oyun serisi. O yüzden yukarıda saydığım oyunlardan hepsi bir seriydi. Ama bu kadar güzel seri oyun varken Baldur's Gate 3 nasıl en iyi oyun olabilir? Benim de aslında aklım almıyor bu durumu. Çok saçma geliyor. Bunu hak edecek en iyi oyun serisi Resident Evil bile olabilir. Baldur's Gate 3 ile karşılaştırınca yani. Tabii ki küçümsemiyorum Baldur's Gate'i ancak durum böyle. Sizler de sanırım benim gibi düşünüyorsunuzdur. Yapılan bir araştırma 25 oyun serisiyle ilgili. Tüm serilerin ortalama metakritik puanlarını ölçüyorlar ve ortaya tarihin en iyi oyununu çıkartıyorlar. Çalışma her serideki tüm oyunların ortalama metakritik puanını analiz ediyor. 3 oyun varsa 3, 5 oyun varsa 5. İşte tam da burada ilginç olan kısım, daha fazla bölümü olan oyunlar var. Baldur's Gate 3 hepsinden daha iyi bir puan almış gibi görünüyor. Baldur's Gate tam tamına 9.15 puanlı zirveye yerleşiyor. Zaten serinin son oyunu Baldur's Gate 3 de 2023 yılının en iyi oyunu seçilmişti. Alan Wake 2 daha fazla mı hak ediyordu? Tam bir tartışma konusu bence. Sizce Alan Wake 2 mi, Baldur's Gate 3 mü? Tabii ikisi de farklı yapımlar ama yılın en iyi oyunu olarak nasıl karşılaştırabiliriz? Yorumlarda bu cevabı da sizlerden bekliyorum. 2024 yılının sizce en iyi oyunu hangisi olacak? 2024'ün sonuna kadar geliyoruz. Şurada hemen hemen bir 2-3 aylık bir süre zarfı kaldı. Bu süre zarfında çıkacak oyun var mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım Silent Hill 2 remake çıkacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Stalker 2 de çıkacaktı ama onu da biraz daha ertelediler. O da muhtemelen 2025'e kaldı gibi gözüküyor şu anda. Net bir çıkış tarihi söylemişlerdi. Bu yılın en gözde iki oyunu var. The Black Myth Wukong ve onunla birlikte Warhammer Space Marine oyunları. İkisi de çok gözde şu anda. Hatta hangisi Game of the Year alacak konusunda hala çatışmalar sürüyor, konuşmalar sürüyor, muhabbetler sürüyor. Bence The Black Myth Wukong'dan benim oyum ondan yana olacaktır muhtemelen. Çünkü bu yıl oynadığım en güzel oyun diyebilirim The Black Myth Wukong'da. Space Marine'e daha yeni başladım. O da beni çok sardı, o da beni çok fazla oyuna devam ettirdi. Onun da atmosferi çok güzel ama Black Myth Wukong'un atmosferiyle karşılaştırdığımızda ikisi de çok farklı alanları olduğu için net bir şey seçmek mümkün değil. Ama oynanış bakımından bakarsak sanki Space Marine biraz daha üst seviyelerde diyebiliriz Wukong'a göre. Ama Wukong'un da oynanış mekanikleri, defansif mekanikleri bence çok güzel, çok takdire şayan. Ama ikisi arasında belki hikaye bakımından bakarsak The Black Myth Wukong biraz daha üstte olabilir. Adından en çok fazla söz ettiren, en çok fazla konuşulan oyun şu anda The Black Myth Wukong olarak gözüküyor. Bence 2024'ün en iyi oyunu The Black Myth Wukong olacaktır. Ama sizler hangi oyunu 2024 yılının Game of the Year'ını seçiyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tarihin en iyi oyunlarını şöyle bir göz atalım. Baldur's Gate 3'ten sonra hangi oyunlar var? İkinci sırada Bioshock serisi 8.98 puanla yer alıyor. Gizlilik odaklı taktiksel oyunuyla tanınan Metal Gear Solid ise 8.87 puanla 3. sırada yer alıyor. God of War ve The Elder Scrolls ilk 5'i tamamlayarak bize büyük bir oh çektiriyor desem yalan olmaz galiba. Yani listede hiç beklemediğim oyunlar var. Acaba ben mi yanlış düşünüyorum? Bilmiyorum. Neyse listenin geri kalanına şöyle bir bakalım. 6. sırada Uncharted varken 7. sırada GTA var, 8. sırada Dark Souls, 9. sırada The Legend of Zelda var ve son sırada yani ilk 10. sırada Red Dead Redemption var. Evet, yılın en iyi oyunu Baldur's Gate 3 seçilmişti ama en kötü oyunu da The Day Before'du. O neydi öyle ya? Ben çok fazla ümitlenmiştim, çok hype'lanmıştım. Neden böyle oldu? Kandırıldık çünkü.
Oyun oyuna benzemiyordu. Çok fazla bug vardı. Oyun oynanamayacak seviyedeydi ve çok fazla eleştiri almıştı. Zaten çıktıktan 4 gün sonra serverlarını kapattılar ve kala kaldık öylece. En fazla eleştiri de ücretsiz çalışan barındırmalarıydı. Çalışanlarına para vermiyorlardı çünkü. Hatta bunun adına gönüllü çalışan diyorlardı. İnsanları gönüllü olarak çalıştırıyorlardı. Şimdi size bu oyunu yapan firmanın sizden bir şans daha istediğini söylesem, yeni bir oyun yaptıklarını söylesem tepkiniz ne olurdu? Tekrar bu firmaya güvenir miydiniz? Oyunun yapımcısı Fantastic yeni bir oyunu geliştirmek için bizlerden 15 bin dolar istiyor. Yani 15 bin dolar bağış istiyor. Yani bunlar yüzsüzler mi bilmiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben gerçekten çok garipsedim ve ayıpsadım bu durumu. Fantastic The Day Before'un çıkışının hemen ardından hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmıştı bildiğiniz üzere. Çünkü serverları kapatmışlardı, oyunu kaldırmışlardı. Aynı zamanda intihar suçlamaları ve ödenmemiş işçilik iddialarıyla da gündeme geliyordu. Nitekim oyun şu anda satılamıyor ve alınamıyor. Ve bunlar da bizim para kazanmamız lazım deyip yeni bir oyun çıkartıyorlar. Yeni bir dolandırıcılık operasyonu başlıyor. Şimdi Fantastic denilen yapımcı firma Twitter resmi hesabı üzerinden bir tweet paylaşıyor. Ve diyor ki, herkes ikinci şansı hak eder. Şimdi buradaki ikinci şansı hak edecek bir oyun varsa evet Days Gone buna dahil olabilir. Yani firma olarak söylemiyorum, oyun olarak söylüyorum ama Days Gone olabilir. Ama burada bir firma ikinci şansı hak edecekse Fantastic olmamalı. Ve tekrar özür diliyorlar. Biz bir hata yaptık, özür diliyoruz ama lütfen bize ikinci bir şans verin, çok güzel bir oyun yapıyoruz diyorlar. Ben aslında buna inanmıyorum ve ikinci bir şansı ben vermeyeceğim. Siz verecek misiniz? O tabii ki sizin kararınız. Bir plan yapmışlar ve bu planın adına da iyileşme için Fantastic planı diyorlar. Aynı zamanda da web sitesinde koydukları bağlantıda kendilerini toparlamak için neler yapacakları, hangi adımları uygulayacaklarını yazıyorlar. Burada ikna edici noktalar olabilir ama beni ikna etmediğini sizlere söyleyeyim. Aynı zamanda da Fantastic'e nasıl yardımcı olabilirsiniz, yani bize nasıl para kazandırabilirsiniz gibi de bir başlık var. Oradan firmaya bağış yapıyorsunuz. Saçma sapan bir şey. Fantastic'in yeni geliştirdiği oyunun adı ise Escape Factory. Propan türünde bir yapım olacak bu oyun. Oyunu geliştirmek için bir Kickstarter kampanyası başlattılar ve topluluktan destek bekliyorlar. Eğer belirtilen bağış hedefi olan 15 bin dolara ulaşılamazsa Fantastic geri dönme şanslarını tamamen kaybedecek ve oyunu çıkartamayacaklar. Burada aslında biraz da duygu sömürüsü yapıyorlar ama bu suratla nasıl duygu sömürüsü yaptıklarını da gerçekten şaşkınım. Ve eğer 15 bin dolara ulaşmadan bağışlar toplandıysa, parazi konuşuyorum, 10 bin dolar olduysa bağışı yapan herkese bağışı geri iade edecekler çünkü 15 bin dolar yapamadıkları için. Fantastic'in geçmişinde sadece The Day Before yok, aynı zamanda da Prop Night adlı bir oyun da bulunuyor. Ancak The Day Before'un başarısız lansmanının ardından firma her iki oyununda tüm yasal haklarını kaybetti. Çünkü mahkeme süreçlerinden dolayı mahkeme kararıyla bu iki oyunu da ortadan kaldırdı mahkeme. Fantastic bağımsız bir bütçeyle çok daha fazla iddialı hedef koyduklarını, 3A deneyimine sahip olmayan bir ekip olduklarını ve pazarlama stratejilerini abarttıklarını kabul etti bu durumda. The Day Before'u satın alan oyuncuların ise oyun çıkışından paralarını tamamen iade edildiğini açıkladı. Paralar iade edilmişti bu arada. Kampanyanın bitmesine bir aydan az bir süre kaldı. Bir aydan az bir süre içinde 15 bin dolar toplayamazlarsa şu anda videosunu gördüğünüz Escape Factory oyununu çıkartamayacaklarmış. Yani 12 kişi destek vermiş şu ana kadar ve yaklaşık 380 dolar toplanmış. Evet değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.